Keşke her gün gittiğimiz ofisimiz biz üşüdüğümüzde ısınsa, canımız sıkıldığında bizi eğlendirse dediğiniz olur mu hiç? İşte bu soruları sadece kendine sormakla kalmamış başarılı bir akademisyenimizle tanıştıracağız sizleri bugün. Burçin Becerik yaptığı çalışmayla dünyanın en prestijli teknoloji dergisi tarafından 35 yaş altı 35 mucitten biri seçilmeyi başarmış başarılı bir Türk mühendisi. Şimdi sizleri Burçin Becerik'le Los Angeles'taki evinde geleceğin binalarına dair yaptığımız keyifli sohbetle baş başa bırakıyoruz. Binalar, yaşadığımız mekanlar. Teknolojiyle akıllı olmaya başlayan binalar hayal gücünü zorlamaya başlıyor. Filmlerde izlediğimiz görüntüler artık uzak değil. Konuşarak anlaşacağınız bir mekanda çalışmak ister miydiniz? Ya da siz konuşmasanız da sizi anlayacak bir ofiste? Burçin Becerik, merakının ve hayallerinin peşinden gidip bu sorulara cevap arayan başarılı bir akademisyen. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en başarılı teknik üniversitelerinden MIT'nin aylık çıkardığı Technology Review dergisi tarafından 35 yaş altı 35 mucitten biri seçildi. My name is Burçin Becerik-Görber. I'm an assistant professor of civil engineering. Burçin Becerik, Güney Kaliforniya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde profesör olarak kurduğu ekibiyle geleceğin binalarını insan dostu hale getirmeye çalışıyor. Benim çalışmalarım şu anda akıllı binalar üstüne. Daha çok bina tasarımı değil ama var olan binaları nasıl daha akıllı hale getirebiliriz, nasıl daha konforlu, daha enerjiyi az tüketen, İnsanları daha nasıl üretken hale getiren ya da mutlu hale getiren binalar haline getirebiliriz diye çalışmalarımız var. Elektrik mühendisliğinden, bilgisayar mühendisliğinden, inşaattan kendim olmak üzere, mimarlıktan, psikolojiden, hatta biliyorsunuzdur USC'nin sinema okulu çok ünlü. Sinemadan insanlarla birlikte çalışıyorum. Geleceğin binaları konusunda hayaller kurup onları uygulamaya çalışıyoruz. İzmit'te büyümüş Burçin Becerik. 1999 depremi onun mühendislik algısını tamamen değiştirmiş. 1999 depremi büyük ihtimalle kariyerimde, yaşantımda büyük bir milestone şeklinde gerçekleşti. Yani İzmit'te İzmitli olmanın, İzmit'te yaşamanın, hatta arkadaşlarımızı kaybettik. O korku, o panik sorular sordurtup başka yollara yönelten bir olay oldu hayatımda. Ondan sonra binalar nasıl yapılır, daha güçlü nasıl inşa edilir tarzı şeyleri öğrenmek daha istedim. O yüzden master yapmak için yurt dışına çıksam nasıl olur diye düşündüm. İTÜ'de mimarlık okuyan ve estetik üzerine master yapan Burçin Becerik, Berkeley'deki ikinci master eğitiminin ardından Amerika'da kalmak isteyip istemediğini tekrar gözden geçirmiş. Ve buna değecek bir şey olmalı diyerek Harvard'a başvurmuş. Ya Harvard'dan kabul alınca da hayır demek biraz zor oldu. O yüzden direkt Berkeley'den sonra Harvard'a doktora çalışmalarım için gittim. Entelektüel kapasite olarak Cambridge, hem MIT orada hem Harvard orada inanılmaz bir ortam. Yani Starbucks'ta oturup ders çalışırken yanında Nobel ödüllü insanlarla tanışabiliyorsunuz. Amerika'da kalmaya karar vermemin sebeplerinden biri de zaten Harvard'da karşılaştığım insanlar, yaşadığım olaylar oldu, öğrendiğim konular. Tabii eşimle de Harvard'da tanıştım, o da ayrı, onu da tabii sevmem lazım. Isıya bile müdahale edemediğimiz ortamlardan sizi anlayan ve size göre şekil alan ofislere geçiş. İşte bu mekanlar Becerik'in çalışmaları ile hayal olmaktan çıkıyor. Böylece insanlar daha rahat ofislerde zevkle çalışma imkanına kavuşacak. ...1950'de bir evi düşünün, bir de 1900'de bir evi düşünün.
Bir de 1850'de bir evi düşünün. Bir de 2012'de bir evi düşünün. Okey, stiller değişiyor ama yine fonksiyonlar aynı. Yani yine bir kutunun içine giriyorsunuz, hayatınızı yaşıyorsunuz, kutunun içinden dışarı çıkıyorsunuz. Ben 2050'de daha farklı bir ortamda olmayı düşünüyorum. Bu binaların sizinle daha etkileştiği bir ortamda olmayı hayal ediyorum. Küçüklüğümden beri bu binaların içine giriyoruz, hiçbir şey değişmiyor, bana göre adjust olmuyor, beni rahatsız eden şeyler. Ben daha dinamik ortamlarda yaşamak istiyorum. Belki çok statik bir ortam da isteyebilirim, bazen dinamik bir ortam isteyebilirim. Ama seçim hakkım olsun istiyorum. Ben daha eğlenceli ortamlarda yaşamak istiyorum belki de. Genelde binalar yapılır, bir toplum için bir assumption yapılır, bu toplum için bu bina yapılıyor. Ama şimdi bizim çalışmalarımızla birlikte daha özelleşiyor bu. Yani insanların, bireylerin ne yaptığını biliyoruz, ne istediğini biliyoruz, ona göre bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sizin modunuzla birlikte, mesela kendinizi kötü hissediyorsunuz, hastasınız ya da ne bileyim, streslisiniz o gün. Binaların size nasıl tepki verebilir? Sizi nasıl daha iyi hissettirebilir? Daha verimli hale getirebilir? Sizi anlayan binalar, ihtiyaçlarını anlayan ve ona karşılık veren değişen ortamlar, hem ambient atmosfer olarak hem de şekil olarak hatta değişebilen ortamlar düşünüyoruz. Becerikli ekibinin konfor ve verimlilik kadar tasarruf üzerine de çalışmaları var. Çalışanların kullandığı akıllı telefonlarına taktıkları sensörlerle onları takip ederek bina içi ve binalar arası enerji kullanım dengesi kuruyorlar. Mesela çalıştığınız ortamın siz ne kadar enerji tükettiğini biliyor musunuz? Evinizdeyseniz bilebilirsiniz çünkü faturalarınız var. Ama çalıştığınız ortamda ne kadar enerji, binanın ne kadar enerji sarf ettiğini bilmiyorsunuz. Ve bu binanın diğer binalara bağlı olarak iyi bir bina mıdır, kötü bir binadır bunu da bilmiyorsunuz. Ondan sonra sizin katkınız, binanın toplam katkısı, enerji tüketimine katkısı hiç bilmiyorsunuz. Bizim çalışmalarımızın hepsi bu tarz bilinmeyenlere bir şekilde ışık tutabilmek. Bu Hollywood'daki ajanslar gibi her insanın cyber alemde bir ajansı var. Bu ajans sizin menfaatlerinizi koruyor diye düşünebilirsiniz. Binayı bu ajanslarla birlikte hem insanların ajansları var, hem diyelim buzdolabının ajansı var, lambanın ajansı var, elektrik tüketen her şeyin binada bir ajansı var. Yani bir insan gelip böyle yaparsa, şöyle olursa şu tarz enerji tüketimi olur. Bunu yapabilirsek bu tarz enerji tüketimi olur. Ondan sonra insanları modellerken bunların insanların huylarını, insanların günlük hayatını da modellemeye çalışıyoruz. Mesela Aykut Bey şu saatte geliyor, şu saatte gidiyor, şu saatlerde çalışıyor odasında. Pazartesi günleri çok meşgul bir takvimi var. Mesela binanın %99'unun boşaldığını bildiğimiz zaman mesela bazı araç gereçler otomatik olarak kapatılabilir. Proje verilerine insanları her an takip ederek ulaşabiliyor. Peki insan sürekli takip altında olmak ister mi? Bu çalışmaların özel hayata getirdiği baskılar ne olacak sorusunu Burçin Becerik de kendisine soruyor. Sadece bizim çözümlerimiz de değil. Mesela Google sizin ne tarz aramalar yaptığınızı biliyor. Sizin ne aldığınızı biliyor Amazon. Yani
Apple ya da başka cep telefonu markaları sizin nerede olduğunuzu biliyor. Tabii bütün bunlar olurken biraz korkutucu da gelebilir. Bana bile bazen korkutucu geliyor. Zaten biz yaptığımız ilk buluşları kendimiz üstünde test ediyoruz. Burçin Becerik, doktor bir anne babanın kızı. Bu yüzden meraklı bir dede ile babaanne elinde büyümüş. İlkokulda çok parlak bir çocuk olmasa da hep çok başarılı olma hayalleri kurmuş. Küçüklükten beri hep istediğim bir şey çok başarılı olmak. Kulağa komik gelen bir şey ama çoğu insan da böyle bir hayal kurmaz büyük ihtimalle ama başarılı olmak, alanımda bir şekilde ünlü olmak ya da etkili olmak benim için çok önemliydi. Ya bu benim çocukluğumdan beri olan bir şey. Benim ilkokul hocam annemlere kızınız üniversiteye giderse şanslısınız demiş. Ben peki bilmiyorum, bunu annem hatırlattı bana birkaç sene önce. Burçin Becerik için başarılı olmanın özel bir sırrı yok. Ona göre en önemli nokta ilham verecek insanların varlığı. Bu yüzden kendisinden daha başarılı öğrencilerin peşinde. Genelde benden daha zeki insanlarla birlikteydim. Türkiye'de de burada da. Bu insanın gerçekten ilham almasını ve kendini geliştirmesini gerektiren bir şey. Eğer öyle bir ortamdaysanız zaten hep daha ileri gitmeyi düşünüyorsunuz. Hep o insanlara yetişmeyi düşünüyorsunuz. O ortamlara yetişmeyi düşünüyorsunuz. Bu da zaten doğal olarak sizin kendinizi ilerletmenize sebep oluyor. Ben öğrencilerimde de öyle seçiyorum. Nerede benden daha başarılı, zeki gözüken öğrenciler var, gerçekten onları seçiyorum. Hatta yani bir öğrenci beni challenge etmiyorsa, beni zorlamıyorsa, ben sürekli onu zorluyorsam bir yerden sonra o iş yürümüyor. Onlar bana soru soracak, beni zorlayacak ki ben onları zorlayacağım. Becerik sadece meraklı ve vizyon sahibi bir araştırmacı değil. Aynı zamanda iki erkek çocuk annesi. Harvard'da tanışarak evlendiği Amerikalı eşi ve ailesinin desteğiyle anneliğini de yürütmeye çalışıyor. İki çocuk annesi olmak da kolay bir şey değil. Benim iki tane oğlum var. Enerji küpleri diyorum ben onlara. Bir tanesi 3,5 yaşında, bir tanesi 1,5 yaşında. Ben hep hayatımda şunu düşündüm. Eğer başarılı olamazsam, doçent olamazsam ya da profesör olamazsam yalnız da olmayı hiç istemedim. O yüzden çok risk alan bir insan değilim galiba. Ailem olsun, onlarla birlikte olsun istedim. Olmazsa da olmasın yani. Benim eşim Türkiye hayranı zaten. Hatta görseniz onu Türk tişörtleriyle her hafta sonu. Hatta utandırıyor beni, her yere Türk tişörtüyle gidiyor. Hafta sonu milli kıyafeti, Türk kıyafeti. Pardon, biraz karışık oldum. Onun yardımları, onun desteği olmasa zaten buralarda olamazdım. Kendisi Amerikalı, Amerika ortamını çok iyi anlayan bir insan. Ama kendisi aynı zamanda Avrupa'da büyümüş bir insan. Onun ailesi de öyle. Yani zaten eşimin ailesi bize 15 dakika uzaklıkta oturuyorlar. Bu yoğun tempo içinde onlar bizim hayatımızın parçası olmasa çok zor. Kendi ailem de yani uzakta olmalarına rağmen hiç çocuklarımıza taşındı, çocuğumuz uzaklarda diye hiç tasa edip bize sıkıntı yaratan bir aile değil. Becerik çifti için boş zaman kavramı bir espri. Eşi de şehir planlamacısı olan Burçin Becerik, çocuklar ve laboratuvar arasında bir hayat geçiriyor. Bizim eşimle birlikte bu böyle şey, bir şaka zaten. Boş zamanımızda şunu yapacağız şeklinde. Hiç öyle bir zamana gelemedik daha. Hani yaz boş zaman için olsun şeklinde. Ben boş zamanlarımı çocuklarımla geçiriyorum, doğruyu söylemek gerekirse. Yani beni bıraksanız ben 24 saatin 20 gününde çalışırım. Gerçekten yani öyle bir gariplik var bende. Ama çocuklar hayatıma bir denge getirdi Allah'a şükür. Gerçekten yani onlarla birlikte artık bir dur, hani dur diyecek bir şey var. Ben boş zamanlarımın çoğunluğunu, hatta yani %100'üne yakın zamanını çocuklarımla geçiriyorum. Zaten yoğun bir iş temposundayım. Boş zamanlarımda da onunla olmaz. Onlarla olmazsam adil olmaz onlar için.